Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yarın kahvaltıya gelecek misafirlerim için güzel bir hazırlık yapacağız. Ee, öncelikle evin temizliğini bitirdim, alışverişimi yaptım, yerleştirdim ve şimdi mis gibi mutfağa girip hep birlikte hazırlıklara başlayalım. Genelde yufkalarımı çok soruyorsunuz nereden alıyorsun diye. E, yufkalarımı böyle el açması yufkalar satılan yerlerden alıyorum. Eski evime yakın tabii şu anki evime biraz uzak olduğu için birkaç kilo alıp böyle yufkalarımı tane tane katlayıp poşetleyip ve daha sonra saklama kabını alıp dondurucuya kaldırıyorum misafirlerim gelmeden 10 dakika önce yufkaları çıkarıp daha sonra çözülmesine bekliyorum önce yufkalarımızı çıkarıp onların çözülmesine bekleyelim yufkalarımız çözülünce tabii ki boş durmayacağız. Bu arada hemen daha önceden yine sizlerle birlikte sucuklu, kaşarlı böyle sodalı, puf puf kabaran bir poğaça hazırlamıştım. Yarınki misafirlerim arasında çocuklar da olduğu için çocukların da çok seveceği kaşarlı, sucuklu poğaçamızı hazırlayalım. Öncelikle hamurumuzu yoğuralım. Malzemelerini eklemiştim. Daha sonra unumuzu eleyip karıştıralım. Poğaçalarınızın yumuşacık böyle puf puf kabarmasını isterseniz poğaça hamuru hazırlarken olabildiğince böyle ele yapışan bir hamur olsun. Çünkü ele yapışan hamurla poğaçalar yaptığınızda inanılmaz güzel oluyor. Puf puf kabarıyor. Evet hamurumuz hazır. Hemen üzerine streçle kapatıp hamurumuz böyle iki katına çıkıncaya kadar bekletelim. Poğaçamızın hamuru böyle iki katına çıkıp mayalanıncaya kadar bu arada hemen tiramisumuzun kremasını hazırlayalım. Bu tarifi daha önce sizlerle paylaşmıştım. Paylaştığım için böyle çok detaylı uzun uzun da çekmek istemedim. Bu tiramisu tarifi gerçekten harika oluyor. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve oldukça da pratik bir tarif. Bunda genelde hazır pasta tabanı kullanıyorum. Tabi arzu ederseniz kekini evde de hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde inanılmaz kolay oluyor. İnanın sadece 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. Tiramisu tarifini sizlerle paylaşınca en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi de kullanmış olduğum bu kelepçeli kalıp. Ee, kelepçeli kalıbı emin önünden almıştım. Sizin böyle bir kalıbınız yoksa normal kremasını dökebilirsiniz. Tabi kenarlardan biraz taşabilir. Onun için yoksa da böyle bir e, çember bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü birçok hamur işinde kullanabilirsiniz. Tiramisu'muzu kısaca özetleyecek olursak pasta tabanımızın en üst katını e, alta gelecek şekilde koyup kremamızın yarısını ilave edelim ve daha sonra ikinci yani üzerini kapatalım. Bu arada kahvemizi ıslatmayı da unutmayalım. Böyle bol kahveli daha çok hoşuma gidiyor. Kekimizin üzerine ıslattıktan sonra geriye kalan kremamızı hemen kekimizin üzerine dökelim. Görmüş olduğunuz gibi böyle ipeksi bir kreması var. Bekledikçe çok güzel yoğunlaşacak. Böyle pasta görünümünde bu pastanelerde görmüş olduğunuz tiramisu kıvamında olacak. Spatula ile üzerine düzleştirip daha sonra soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra üzerine kapatıp buzdolabına kaldırabiliriz. Tiramisu'muz hazır. Şimdi böreğimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. İki tane yufka kullandım. Yufkalar dışarıda bekleyince bakın oldukça kendine geldi ve yumuşadı. Güzelce bir sos hazırladım. Yufkalarımı ikiye kesip dört eşit parçaya bölmüş oldum. Bu şekilde sosunu gezdirdikten sonra yufkaları böyle sosun üzerine katlayarak sosun bütün yufkaya böyle geçmesini sağlayabiliriz. Tava böreğini dilediğiniz iç malzemeleri kullanarak hazırlayabilirsiniz. Ben bugün beyaz peynir ve kaşar peyniri karışımı hazırladım. Böreğimizi sararken dikkat etmemiz gereken en önemli şey böyle sıkı sıkı sarmayalım. Hafif gevşek olarak saralım ki piştiğinde böyle puf puf olsun. 4 parça yufkamız vardı. Hepsine böyle sosunu sürüp daha sonra harcını ilave edelim. Söylemiş olduğum gibi dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz iç harcı olarak. Kahvaltıya yapacağım için bir de çocuklar olduğu için ben peynirli hazırlamak istedim. Tabi 2-3 çeşit peynir de kullanmanızı tavsiye ederim. Böyle karışık peynirlerle börek oldukça lezzetli oluyor. Hemen kenarlarını kapatıp üstünü de kapatalım. Olabildiğince Yufkamızı gevşek sarmaya özen gösterelim. Tavamızı tereyağıyla yağladıktan sonra hazırlamış olduğumuz 4 tane rulo yufkamızı tavanın ortasından başlayarak böyle kendi etrafında döndürerek böreğimize saralım. Tava böreği hem çok pratik hem de çok lezzetli. Böyle su böreği lezzetinde harika bir börek oluyor. İstediğiniz içle hazırlayıp böreğinizi akşamdan hazırlayabilirsiniz. Sosunu gezdirdim hemen onu da kenara kaldırıyorum. Böreğimizi hazırlayıncaya kadar bu arada hamurumuz iki katına çıktı. Bakar mısınız böyle yumuşacık harika bir hamur oldu. Hemen hamurumuzu toparlayıp daha sonra tezgahımıza alalım. Poğaça hamurumu iki ölçü olarak yaptım. Çünkü kalabalık olacağız. Çocukların da olacağı bir kahvaltı olacağı için fazla olsun istedim. Tabi sizler misafir sayınıza göre ölçüsünü arttırıp veya azaltabilirsiniz. Hamurumuzu önce iki eşit parçaya bölelim ve daha sonra mandalina büyüklüğünde olacak şekilde parçalar koparıp bezeler oluşturalım. Sizler dilediğiniz büyüklükte poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Bu poğaça hamuruyla poğaçalar gerçekten harika oluyor. Koparmış olduğumuz parçalardan önce bezeler oluşturalım. Mayalı hamurlarda böyle ayırdıktan sonra ilk yapmış olduğumuz bezeden başlayalım çay tabaklığı büyüklüğünde açıp içine bir dilim kaşar peyniri, bir dilim sucuk ve üzerine tekrar bir dilim kaşar peynirini koyalım. Sizler dilediğiniz iç malzemesiyle hazırlayabilirsiniz. Ama kahvaltı için sucuk ve kaşar peyniri gerçekten harika oluyor. Tavsiye ederim. Açmış olduğumuz bezeler bitinceye kadar çay tabağı büyüklüğünde açalım. İçine sucuk ve kaşar peynirini koyduktan sonra yuvarlayıp hemen kabımıza alalım. İki ölçü yapacağımı söylemiştim. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüp ve daha sonra yarım şar şişe sodasını gezdireyim. Poğaçaların yumurtasını bitirdikten sonra hepsini buzdolabına kaldıracağım. Ve daha sonra yarın sabah kaldığımız yerden hazırlıklarımıza devam edelim. sabah uyanır uyanmaz ilk işim evi topladıktan sonra hemen salonuma geçip böyle masamı hazırlamak. Genelde misafirlerim kahvaltıya gelecekse sabah ilk işim kahvaltı masasını böyle tabak çanağa koymak oluyor. Çünkü daha sonra kahvaltıyla, tariflerle uğraşırken maalesef masada eksikler kalabiliyor. Sizlere de önce masanızı kurmanızı tavsiye ederim. Evet, masamızı kurduk. Hemen mutfağımıza geçebiliriz. Poğaçaların üzerini streçleyip kapatmıştım. Hemen streçini açtım ve muhteşem kabarmışlar. Böreğimizin sosunu da üzerine gezdirmiştik. Böyle su böreği görünümünde bir börek oldu. Evet poğaçalara bakar mısınız nasıl güzel puf puf kabarmışlar. Şimdi poğaçaları hemen fırına gönderiyorum. Kahvaltıya gelecek çocuklarda olduğu için benden böyle waffle istemişlerdi. Onlar için de waffle hazırlamak istedim. Sizler e, isterseniz pankek de yapabilirsiniz ama waffle'ı hazırlamak çok fazla da zaman almıyor ve görüntü olarak da çok güzel. Çocuklar bayılıyor. Hazırlamış olduğumuz waffle hamurundan birer kepçe hemen waffle makinamıza koyup kapatalım. Çok kısa sürede pişiyor. Waffle makinanız yoksa bu hamurla isterseniz tost makinasında hazırlayabilirsiniz. Waffle'larımızı pişirirken bu arada hemen yumurtalarımızı da haşlamaya geçebiliriz. 6 tane yumurtayı yıkayıp böyle cam kabıma aldım. Yumurtaların daha kolay soyulması için ve çatlamaması için bir dilim içerisine limon attım. Yumurtalarımız haşlanırken hemen kahvaltılıklarımızı da hazırlamaya geçebiliriz. Fırınımızı hemen kontrol edelim. Poğaçalarımız gayet güzel kabarmış. Böreğimizi ocağımıza alıp pişirmeye başlayabiliriz. Böreği en sona bıraktım ki böyle sofraya sıcak sıcak getirip servis yapabileyim. Böreğimizin tabanını pişirdikten sonra kapağını kapatıp böyle güzelce ters çevirelim. Böreğimizin üzeri böyle nar gibi kızardı, çok da güzel görünüyor böyle puf puf kabarmış. Ee, hemen yumurta salatamıza geçebiliriz. Salatamız için 3-4 dal yeşil soğan, bir tutam dereotu, bir tutam maydanoz, 3 yaprak kıvırcık ve bir tane de kırmızı biberim var. Sizler dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Bütün sebzelerimizi böyle ince ince doğrayalım. İnci inci doğramış olduğumuz sebzelerimizi hemen servis tabağımıza alalım. Yumurta salatasında dilediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Ama kırmızı biberi denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yumurta salatasına oldukça yakışıyor. Yumurtaları haşlarken e, içine bir dilim limon atmıştık. Limonla haşladığınızda yumurtalar hem çok kolay soyuluyor hem de çatlamadan böyle işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Bakar mısınız ne kadar çabucak soyuldu. Sizin de özellikle böyle yumurta soyarken sıkıntınız varsa haşlama suyuna mutlaka bir dilim limon ve biraz da tuz serpebilirsiniz. 6 tane yumurtamız vardı. Yumurtalarımızı soyduktan sonra bu şekilde dilim halinde dörde dilimleyelim. Sizler daha minik yapabilirsiniz, ama bu şekilde servisi çok daha kolay olacağı için ben böyle dörde bölmeyi tercih ettim. Servis tabağına almış olduğumuz sebzelerimizi önce karıştırıp ve daha sonra üzerine yumurta dilimlerini dizelim. Yumurta salatasını sizler nasıl yaparsınız? Onu da yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Yumurtalarımızı dizdikten sonra üzerine biraz tuz serpelim. Pul biber, Biraz da sumak serpelim. Sumak oldukça yakışıyor. Denemediyseniz yine denemenizi tavsiye ederim. Ve zeytinyağımızı da gezdirdikten sonra arzu ederseniz limon sıkabilirsiniz. Ben limonu da oldukça yakıştırıyorum. Tabi damak tadınıza göre baharatlarını limon ve zeytinyağını ayarlayabilirsiniz. Yumurta salatamız hazır. Hemen masadaki yerini aldı ve bu arada gelin böyle güzel bir peynir tabağı hazırlayalım. Peynir tabağını hazırlarken genelde o kullanmış olduğum tırtıklı bıçağı kullanırım. O aparatla bakın peynirlerin şekli oldukça güzel görünüyor. peynir tabağının böyle daha dolu dolu, zengin görünmesini isterseniz e, mutlaka meyvelerden birini tercih edebilirsiniz. Tabii ben üzüm kullandım. Sizler çilek veya portakal da kullanabilirsiniz. Peynir tabağı hazırlarken önceden kesinlikle e, bir tasarlama yapmıyorum. Böyle gelişigüzel malzemelerle ortaya her zaman için çok güzel farklı bir şeyler çıkıyor. Çocuklar salamı da çok sevdiği için bugün peynir tabağımda salamda kullanacağım. Bu arada arkadaşlar peynirleri dilimlerken sakın benim gibi böyle elinize tahta niyetine lütfen kullanmayın. Biraz riskli bir iş yaptım. Peynir tabağımızın daha böyle dolu dolu güzel görünmesi için birkaç çeşit peynir kullanabilirsiniz. Ben genelde birkaç çeşit peynir kullanmayı tercih ediyorum. E, boşlukları hemen domateslerle böyle doldurup daha çok güzel görünmesini sağlayabiliriz. Salatalıkları da dörde böldüm. Çok fazla küçültmeyelim. Servisi bu şekilde oldukça kolay oluyor. Peynirlerimizin üzerine biraz çörek otu serpelim. Çörek otu hem görüntü olarak hem lezzet olarak çok yakışıyor. Ve cevizlerimizi üzerine koyduk mu peynir tabağımız da hazır demektir. İlk olarak fırından poğaçalarımı çıkardım. Poğaçalar çok az ılıdıktan sonra hemen servis tabağımıza alabiliriz. Altında yağlı kağıt olduğu için zaten yapışmadan kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Evet yine Yumuşacık, harika oldular. Puf puf kabarmış poğaçalarımız. Tiramisu'muzu geceden hazırlamıştık. Üzerini streçle kapatmıştım. Streçle kapatınca hafif bir nemlenme oluyor. Bunu bir peçeteyle alalım ki kakaoyu serptikten sonra kakao ıslanmasın. Şimdi üzerine bolca kakao serpelim. Tiramisu'nun üzerindeki kakao'nun sulanmaması için Tiramisu'yu pişirir pişirmez e, lütfen kakao serpmeyelim. Buzdolabına kaldırıp bir gece dinlendirdikten sonra kakao serpersek kesinlikle sulanma olmuyor. Bakın görüntü harika. Şimdi bir spatula ile kakao'sunu iyice düzleştirelim. üzerine düzelttikten sonra dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bugün çikolatayla süslemek istedim. Tiramisu'yu kahvaltıda ikram etmeyeceğim. Kahvaltıdan sonra kahve saatinde ikram etmeyi düşünüyorum. Evet, oldukça kolay ve görüntü gerçekten şahane oldu. Tiramisu'muz hemen masadaki yerine alsın. Bu arada böreğimiz hazır. Böreğimizi de servis tabağımıza alabiliriz. Evet oldukça pratik, görüntü olarak da çok lezzetli oldu. Dün akşamdan bu yana sizlerle çok güzel bir kahvaltı hazırlığı yaptık. Hemen masamıza bakalım. Neler neler yapmışız. Evet masamız oldukça güzel görünüyor. Bilmem sizler de beğendiniz mi? Çocuklar için burada waffle'lar yaptım. Hemen böyle puf puf kabaran nar gibi kızarmış sodalı yumuşacık poğaçalarımız var. Tekrar sizler için dokunuyorum. Bakın harika. Ve görüntüsü harika tiramisumuz var. Tabi size gösterdikten sonra hemen buzdolabına kaldırıp daha sonra kahvenin yanına ikram edeceğim. Bir de çok güzel su böreği lezzetinde, görüntüde oldukça güzel tava böreğimiz var. Çocuklar bence bu waffle'a bayılacak. Yumurta salatamızı da böyle yumurtaları e, dilimli halde koyduğumuz için çok güzel şık duruyor. Burada da güzel bir peynir tabağımız var. Peynir tabağını çok severek hazırlıyorum. Bilmem sizler sever misiniz? Burada da e, tatlı kahvaltılıklarımız var. Zeytin ve kuru kayısımız var. Bir de Van kahvaltısında hatırlarsınız e, sizlerle hazırlamıştım kavut. Van kahvaltısı vlog'unda çok güzel tarifler hazırlamıştım. Sizler de böyle yöresel bir kahvaltı hazırlamak isterseniz e, kahvaltı vlog'uma bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar masamızın son hali de böyle inşallah sizler de böyle keyifli izlemişsinizdir. Oldukça uzun bir video oldu çünkü baştan sona kadar her şeyi sizlerle hazırladım. Tabi bazı tarifleri böyle kısa kısa verdim sizleri çok sıkmak istemedim çünkü daha önce birçoğunun tarifini sizlerle paylaşmıştım. Daha önce tarifini sizlerle paylaşmış olduğum videoların hemen linklerine videonun alt kısmına açıklama kısmına bırakacağım. İstediğinize bakıp detaylı olarak izleyebilirsiniz. Bugün de sizlerle çok keyifli ve gerçekten çok güzel bir vlogun daha sonuna geldik. Sizler benden böyle sık sık vlog çekmemi istiyorsunuz. Ben de onun için sizlerle çekmeye devam edeceğim. Eğer vlogların devamını gelmesini isterseniz lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Evet bu vlogu izledikten sonra çok güzel bir kahvaltı masası hazırlayarak sevdiklerinize davet edebilirsiniz. Kahvaltı vlogumu beğendiyseniz kanalımda çok güzel diğer vloglar ve masa sunumları da yer almaktadır. İsterseniz onlara da bakıp böyle güzel fikirler edinebilirsiniz. Kahvaltı videomu beğendiyseniz Beğenip yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak için kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız tarifleri paylaştığımda ilk olarak sizin haberiniz olacak. Yeni tariflerle, yepyeni vlog'larla görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.